8.40 civarında dediğim gibi dolan duruyor medyaya da bir şeyler oldu efendim. medyada havale geçiriyor medyada herkes diken üstünde herkes Sedat Peker e, yoklama yapıyor ya e, tek tek başında bu videolarının e, o yoklamada artık medya patronlarını da sayıyor e, ve herkese şöyle bir korku salıyor Elimde bilgi belge var. Ey filan patron sen neler yaptın sıra sana da gelecek. Ey filan medya yöneticisi sen nerelerde kimlerleydin sıra sana da gelecek. Böyle bir yoklama yapıyor. Ee, hani e, gündemin amiri gibi konuşacağız. Peki senin kor yüreğinde hiç korku hissediyor musun sen? Yani benimle ilgili Sedat Peker şöyle bir şey açıklar diye. Benim bir tek korkum var. Hep söyledim. Bak gerçekten bunu da üstelik de çok Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Bir tek korkum var. Cezaevine düşersem ki her an mümkün bu ülkede. Hani Erdoğan'ı hakaretten ya da Erdoğan'ı üzmekten bile olabilir. Hislerini incitmekten cezaevine düşerim. O değil. Cezaevinde saçımı boyatamazsam ne olur? Yok. Sedat Peker bir şey açıklarsız benim için rezil Aa, olurum yok. Diyormuşum. Onu mu soruyordun? Ha, yok, onu sor. Hayır. Ha. Şimdi hani dedin ya herkesin yürekli... Valla benim yüreğim hiç hoplamıyor. Sedat Peker benimle ilgili şöyle bir şey açıklar, böyle bir şey. Kimin çukurlarda ne pislikleri varsa onlar korksunlar. Hiçbir korkum yok. Hatta bence ne varsa herkes açıklasın hepsinin. Gazetecilerle gazete gazetecimsiler, Yalakalar vardı, meğer mafya yalakalar da varmış. Tabii ki vardı, biz biliyorduk onları. Mafya yalakaları da hepsi açıklansın, her temiz olsun. Öğrenelim hepsini. Herkes gerçek gazetecilerle gazetecimsiler arasındaki farkı görsün, öğrensin. Onun için ben hiç telaşlı değilim. Hiç değilim. Ay, Yüreğine canım. kimin Elbette. korku salınıyorsa onların e, onları da görmek ve bilmek istiyorum. Biliyoruz o ayrı. Yüreğine korku salanların korkuları daha da büyüsün, gerçek olsun ki ülke e, demin dediğim gibi gazeteciler gazetecimsilerden eee farklı. Gazetecimsiler deyince gazetecimsilerin gerçekten neden mesela diyelim ki iktidarı canları pahasına savunduklarını anlamıyor musunuz? Giderlerse aman aman neler olur, başıma neler gelir. Bunları da konuşacağız. Hemen kısacık bir not söyleyeyim, vereyim. Gazete cimsiler, medya mahallesinden genel olarak gazetelerden, medyadan söz ediyorum. Bugünlerde onlara bir şeyler oldu. Havadan mıdır, sudan mıdır bilmiyorum. Ne kulakları duyuyor, ne gözleri görüyor. Ne pekeri görüyorlar, ne de akaryakıta megazan mı görüyorlar bir akaryakıt zammı meselesi var ki birazdan ekrana gelecek paylaşacağız. Hakikaten komedi. Gerçekten komedi. Ee, bu arada Ahmet Hakan'ın kulağını çınlatacağım. Diyor ki Ahmet Hakan bazen ya Ayşenur da hani bana bulaşmayı çok seviyor diyor. Bazıları da Hilal Kaplan da geçen gün sabahın e, kraliçesi öyle demiş. Ayşenur Aslan benden bahsetmeyi çok seviyor. E, beni çok ciddiye alıyor herhalde diyor. Hanımefendi değil ama Temsil ettiği. E, temsil ettiği yeri ve o köşeyi elbette ciddiye alacağız ve bakacağız. Çünkü orada iktidarın ne dediğini, ne yaptığını öğreniyoruz. Bunları konuşacağız. Ahmet Hakan demiş ki, Ahmet Hakan bugün yazmamış. E, yazınız, yazı günü değil genel mi? genel yayın yönetmeniniz 3 e, günlüğüne, 5 günlüğüne izne çıkmıştır. Yazısı da yok. Bugün yazı günü. Hı. Sadece çarşambaları yazmaz Ahmet Hakan. Bugün cuma yok. Bir şey olmuş. Herhalde ben bu pekerden bahsetmezsem e, kardeşim nasıl bu köşe e, doldururum yani nasıl aynada suratıma bakarım demiş belki yani iyi niyetle bir şey söylüyorum. E, ay ne diyordu Demirören için e, peker e, pamuk pamuk Demirören diyordu. Pambık öğren. Pambık öğren evet. An Şimdi bir karar. şey söyleyeceğim yalnız. O belki de itiraz etti. Onun için yazmıyor. Ee, ben e, sana bir şey sormak istiyorum. Amit Hakan bir köşe yazarı. Tamam Hı. ama bir unvan daha var Ahmet Hakan'ın. Bir görevi var hürriyette. De onu söyledim genel yayın yönetmeni ama. Şimdi köşemde yazmazsam olmaz diye köşeni yazmayabilirsin. Ama genel yayın yönetmeni gazetenin birinci sayfasından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci politika sayfası konusunda bunların hepsinden sorumludur. O sayfalarda var mı? Hürriyet Gazetesi'ne saldırıyı ben yaptım diyor adam. Bir milletvekili rica etti diyor. Hürriyet Gazetesi'ne yapılan o saldırı sırasında ben e, o grubun bir parçasıydım. Korkunç günler yaşandı. Orada hamile arkadaşlarımız büyük riskler atlattı Hürriyet Gazetesi'nde. Yan binadaydık biz. Arada kapı var biliyorsun. geçip e, Giderdik o kapılardan. O zaman biz bunları neler biliyorduk. Neler yaşandığına tanınız canım. Evet yani orada neler yaşandığını, can güvenliğini nasıl ihlal edildiğini biliyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. Ne, ne korkular yaşandığını biliyoruz. İnsanların nasıl oraya yığıldığını. Ve bir milletvekilinin e, şeyiyle, e, ricasıyla ben organize ettim diyor. Ve Hürriyet Gazetesi'nde hiçbir şey yok. Öyle mi? Ahmet Hakan o işten öyle yırtamaz kusura bakmasın. Ya binanın içine kadar girmişler. Tabii ki canım. Tabii. İnsanları ittirdiler, kaktırdılar. Neler yaşandı orada? Neler yaşandı? Yani köşesinden sorumludur tabii ki ama gazeteden de sorumludur. Bir genel yayın yönetmeni gazeteden de sorumludur. Gazetenin birinci sayfasından sorumludur, siyaset sayfasından sorumludur, ekonomi sayfasından, spor hepsinden sorumludur. Kusura bakmasın. Gazetesinde kendi gazetesine yapılan saldırıya ilişkin bir cümle olmamasından da sorumludur. Biz Bizzatî sorumludur. Ve o olaya geldiğimizde ne olur? Benim söyleyeceğim birkaç ben, bir şey var. Bu, bu sizin iddianız Emin Bey. Sayın Çapa, bir kere sen kimsin? <laughs> Önce onu söyle, sen kimsin? Bir dakika, aa, olur mu canım? Ne, oradan sorumlu, buradan sorumlu. Sayın Çapa, <laughs> hep siz konuştunuz.